Evet, estetik kaygısı bir yana, sebep olduğu yandaş hastalıklar nedeniyle hem yaşam kalitenizi hem de sağlığınızı, hatta hayatınızı riske atan obeziteyi ve obezitenin cerrahi yöntemle tedavisini konuşmak üzere İstanbul Bahçeli Evler'de genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Hasan Ofluoğlu ile birlikteyiz. Ve aynı zamanda bugün bizimle birlikte Hasan hocamızın bir hastası Bilge var. Kendisi 3 ayda tam 40 kilo vermiş, değil mi? Yanlışım yok. Evet, obezite cerrahisi sayesinde 3 ayda tam 40 kilo vermiş olan hastası Bilge de bizlerle olacak. Eğer sizler de sohbetimize katılmak, sorularınızı doktorumuza yönlendirmek isterseniz ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Yanımızda hastanız Bilge var ve yaşı çok genç, henüz 20 yaşında. Evet. Obezitenin yaşı artık bu kadar aşağılara mı indi? Nasıl bir hastalık bu obezite? Obezitenin yaşı ne yazık ki Bilge 20 yaşlarında, daha düşük yaşlarda da obeziteyi görüyoruz artık. Ne yazık ki çağımızın salgın bir hastalığı haline geldi. Fakat bulaşıcı olmayan salgın bir hastalık. Hı hı. Özellikle beslenme tarzı ve yediyolu gıdalarla oynanmış bir kısım yiyecekler, hı hı, hareketsiz yaşam, gelişen teknoloji gençlerimizi, hatta çocuklarımızı ne yazık ki oturur hale getirdi. Bunlar da bize obezite olarak, yani alınan kalorinin, enerjinin yakılandan daha fazla olmasıyla ortaya çıkan, vücutta aşırı yağ birikmesi, anormal yağ birikmesi ve hastalık haline getiren bir yağ birikmesiyle ortaya çıkan, hem yaşam kalitemizi hem de süresini kısaltan bir hastalık, evet, obezite. Yaşam süresini kısaltıyor çünkü neden olduğu hastalıklar şu anda dünya çapında ilk sıralarda ölüme neden olan hastalıklar. Bunların başında özellikle kardiyovasküler hastalıklar, hı hı, bunun içerisinde kalp krizi özellikle başta geliyor ve tip 2 diyabet hastası dediğimiz bu hastalar ileride bu hastalığa neden olabiliyor. Bu iki hastalık zaten şu anda dünya çapında ölüme neden olan iki hastalık. Evet. Hatta kansere de neden olabiliyor obezite, değil mi? Yani evet, hem erkeklerde hem de bayanlarda bir kısım kanserler oranında artışlar görünüyor, evet, bu hastalıklarla birlikte. Hatta önümüzdeki yıllarda gene Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı bu. Obeziteye bağlı kanser hastalıklarında mevcut şu andaki durumdan kat kat daha fazla hastalıklar ortaya çıkacak. Obezite nedeniyle kanserler artacak. Dolayısıyla obezite kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır diyoruz. Obezite kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır, evet. Hı hı. Bunu böyle kabul edip en etkin tedavi yöntemini aramak gerekiyor. Şu anda bu yöntemlerden en iyisi, belki de daha kalıcı olanı demek gerekiyor, cerrahi yöntem. Doğru mudur hocam? Şimdi aslında olaya şöyle girmek lazım. Şimdi bizler cerrahız, belki ameliyatı seviyoruz ama, hı hı, bizler genelde ameliyattan uzak durmaya çalışan hekimleriz. İlk planda yapılması gereken şey kişinin yaşam kalitesini değiştirmesi gerekiyor. Evet. Spor yapması gerekiyor, diyet yapması gerekiyor, yağlı ve karbonhidratlı yemeklerden uzak durması gerekiyor, tuzdan uzak durması gerekiyor. Yani ilk planda bizim amacımız hastanın kendi kendine kilo verebilmesini, evet, ve sağlıklı bir hale gelebilmesini sağlamak. Eğer kendi kendine kilo veremiyorsa, ki baktığımızda 100 hastanın ancak 3'ü dünya çapında yapılan araştırmalar bunu gösteriyor, başarılı olabiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla 100 hastadan 97'si zaten bir şekilde kilosunu veremiyor. Ama biz gene de ilk planda bu tıbbi tedavilerle bu işin sonlanmasını beklemek. Eğer sonlanmıyorsa, şu anda günümüzde obezitenin tek tedavisi, hı hı, ve kesin tedavisi, evet, şu anda obezite cerrahisi dediğimiz tüp mide ameliyatları ya da buna benzer bir kısım ameliyatlar. Bunlarla aşağı yukarı %100'e yakın sonuç alınabiliyor. Şimdi yanımızda hastanız Bilge var. Yaşı da çok genç. Biraz ona sormak istiyorum. Sen nasıl bu kadar yüksek kilolara ulaştın? Ne yaptın? Yani hocamın dediği gibi çok fazla karbonhidrat mı tükettin? Çok mu hareketsiz bir yaşantın vardı? Bu kadar genç yaşta nasıl obeziteyle karşılaştın? Hareketsiz yaşam. Çok iştahlı bir çocuktum zaten. Hı hı. Öyle de devam etti. Yani kendimi bildiğim bileli yemek yemeyi gerçekten çok seven bir insandım. Şimdi 20 yaşındasın ama belki çok daha eskilerden beri mi çok yüksek kilolardasın? Tabii, ben çocukken de kiloluydum. Hı hı. Yani bebekken çok fazla değildim ama çocukken sürekli aktif bir iştahım vardı. Doymadığımı çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani sürekli yeme isteğim mevcuttu. O şekilde de kilom ilerledi. Yani peki ameliyat gerçekten de pek çok kişinin de korktuğu, hemen kolayca göze alamadığı bir olay. Nasıl karar verdin? Senin ameliyata karar verme sürecin nasıl oldu? Karar verme sürecim aslında çok zor olmadı. İlk başta ailemi ikna etme süreciyle
biraz yorulduk. Onları evet, ikna etmem evet, zor oldu ama. Ailelerin de destek olması evet, gerekiyor. Çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Araştırdım. Çok fazla doktor araştırdım. Hasan Bey'i buldum en sonunda. Geldim. Muayene oldum. İlk başta bana cerrahi yöntemi önermedi. Yaşam standartlarını değiştirmem gerektiğinden bahsetti. Ben açık açık ona da anlattım. Çok iştahlı olduğumu, hareketsiz yaşam sürdürdüğümü. Sporla çok alakalı olan bir insan değildim. Yani yapamıyordum. Yapamıyordum ve zaten evet, hepimiz çalışan insanlarız. İşten sonra çok yoğun evet, tempodan biraz zor sonra oluyor zor gerçekten de. Maalesef. Beni diyetisyene yönlendirdi. Diyet denedik. Olmadı. Evet. Zaten gerçekten olmayacağını biliyordum. Biliyordum. O kararla gitmiştim. İkna etme kararıyla gitmiştim Hasan Bey'e. Nitekim öyle de oldu. Peki 115 kiloda genç bir kızdın. Bunun evet, sana getirdiği sıkıntılar nelerdi? Yani toplumsal açıdan sıkıntıları vardı. Evet. Psikolojik açıdan sıkıntıları vardı. Sonuçta genç bir kızsınız ve istediğiniz kıyafeti giyememe kısıtlamasına girmek çok zor bir şey. Evet. Dolayısıyla kesin çözüm hemen evet, ameliyatı evet, tercih evet, ettiniz. Evet. Hocam size geldiğinde Bilge'nin durumu nasıldı? Siz nasıl ameliyata karar verdiniz? Şimdi Bilge'ye geldiğinde ameliyata kararlı bir şekilde gelmişti. Fakat biz her hastamızda olduğu gibi önce tabii ki bir de biz görelim istedik. Hani evet, gerçekten diyetle veriyor mu, veremiyor mu, spor yapınca ne yapıyor diye. Fakat belli bir süre sonra ne yazık ki istediklerimize ulaşamayınca ameliyat kararı aldık. Evet. Ameliyat için karar verdikten sonra ameliyat öncesi bir kısım çok geniş yaptığımız 6-7 tane doktorun gördüğü ve bütün radyolojik ve laboratuvar incelemelerinin yapıldığı bir check-up hastamızı tabi tutuyoruz. Bu check-up sonucunda bütün verileri elimize alıyoruz, değerlendiriyoruz. Eğer ameliyata engel bir durumu yoksa, ki bunlar içerisinde obeziteye neden olan bir kısım metabolik hastalıklar da olabilir. Bunları evet, dekart ettikten sonra, anestezide doktora onay verdikten sonra ameliyat süreci başlamış oluyor böylece. Ameliyat sürecinin öncesinde birazcık diyetle gitmemizi gene istiyoruz. Ameliyattan bir gün önce geliyor, hastamızı yatırıyoruz. Ameliyat yaklaşık 2 saat, 2,5 saat, bazen daha kısa, birazcık daha uzun sürebiliyor. Ameliyattan sonra hastalarımızı hemen 4-5 saat sonra ayağa kaldırıyoruz. Güzel. Saat başı yürütmeye başlıyoruz. Ortalama ikinci günde hastalarımıza sıvı besinlerle yaptığımız ameliyatın testini yapıyoruz. Üçüncü günde de hastalarımızı taburcu ediyoruz. Yaklaşık hastalarımız ameliyattan sonraki bir 3 haftalık dönemde ne yazık ki katı gıdadan uzak kalıyorlar. Çorba, kompostu, ayran gibi böyle tanesi sulu gıdalarla gidiyorlar. Ama bu hastaya sıkıntı yaratıyor mu? Canın çok bir şeyler isteyip yiyememe durumu mu oluyor yoksa zaten mi istemiyorsun? İstemiyorsun. İstek de olmuyor. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç. İlk bir ay gerçekten değil, istemiyorsun. Tabii şimdi bu ameliyatların şöyle bir etkisi var. Yapılan ameliyat hormonlar üzerine etki ederek birincisi iştahın azalmasına neden oluyor. İkincisi doygunluk hissinin erken oluşmasına neden oluyor. Evet. Üçüncüsü metabolizmanın hızını arttırıyor. Böylece bu üç mekanizmayla hastalar zaten isteseler de istemiyorlar, yemek yemeyi istemiyorlar. Zaten midede küçüldüğü için fazla miktarda yemek de alamıyorlar. Evet. Ve böylece hastalar yanlarına, tabii bu ameliyatların sonunda şöyle bir şey oluyor. Hastaların bu ameliyattan sonra yeni bir yaşam biçimine ve sağlıklı beslenme şekline dönüyor hastalar. Bunu kendileri istemese bile bizim ameliyatta ortaya çıkan bu hormona değişiklikler bunu zaten hastaya bu şekilde sürüklüyor buraya. Böylelikle artık bundan sonraki yaşamında hep sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemiş olacak. Evet. Ve tekrar kilo alabilir mi? Tedavi kalıcı bir tedavi midir? Şimdi şöyle, yapılan araştırmalar ameliyattan 4-5 yıl sonra eğer hastalar yediklerine dikkat etmezlerse ya da bizim onlara çizdiğimiz yeni yaşam tarzına riayet etmezlerse verdikleri kilonun aşağı yukarı %15 ila 20'sini maksimum geri alabiliyorlar. Çünkü mide kaslı bir organ. Siz nasıl vücut geliştirmek için kaslarınızı çalıştırdığınızda gelişiyor. Evet. Aynı şekilde mide de o şekilde. Ama %15 ile 20'sini geri alabilir. Yani yine ne kadar istese de ne yapsa da o eski haline dönemez. Kilolarına eski dönemez. Evet. Yandaş hastalıklar var mıydı? Yaşı çok genç ama bilmiyorum başka sıkıntılar var mıydı? Şimdi üstün direncimiz vardı kendisinde. Burada ameliyatla ilgili endikasyonlarda bizim devletin de Dünya Sağlık Örgütü'nün de daha doğrusu uluslararası toplumun da koyduğu bir kısım kurallar var. Evet. Bu kurallarda 40'ın üzerinde, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda da zaten ameliyat edebiliyorsunuz. Eğer ameliyat öncesi kendi çabasıyla kilo veremediyse. Evet. Bu vücut kitle indeksi dediğimiz şey de boyun karesinin kiloya bölünmesiyle elde edilen bir değer.
40'ın üzerinde hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz hastaya ameliyat edebiliyorsunuz. 35 ile 40 arasında bir kısım yandaş hastalıklar istiyorlar. Bunlar işte zaten en de sonunda ortaya çıkan insülin evet. direnci, diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi ya da eklem sorunları gibi bir kısım hastalıklarının olması isteniyor. Hı hı. Son dönemde yapılan çalışmalarda, yeni yayınlarda vücut kitlenkisi 30 ile 35 arasında olan hastalarda, ki bunlar obez birinci sınıfta olan hastalar, bunlarda da yavaş yavaş ameliyat endikasyonları muhtemelen izin verilecek hastalar bunlar. Yandaş hastalıklara göre. Yandaş hastalıkları olsa da olmasa da ailesinde eğer diyabet, hipertansiyon gibi böyle çok yoğun bir aile hikayesi varsa, bunlarda da büyük bir ihtimal önümüzdeki yıllarda 30-35 arası vücut kitle indeksine de ameliyatlara onay verecekler. Bizim tabii sadece olayı obeziteyle olmadan bizim diyabetle ilgili yaptığımız ameliyatlar var. Diyabet cerrahisi, tip 2 diyabetlilerde. Yandaş hastalıklardan ben de oraya gelmeye çalışıyordum. Diyabet çok önemli. Diyabet cerrahisinden de biraz bahsederseniz. Şimdi diyabet cerrahisinde obezite cerrahisinden ayrı olarak bizim vücut kitle indeksine bir bağlantımız yok. Çünkü tip 2 diyabetlerin yaklaşık %20'si normal kilolu ya da normal kilonun biraz üzerinde. Yani vücut kitle indeksi 35'in altında, 30'un altında olan hastalar. %80'i vücut kitle indeksi yüksek olan hastalar. Biz bu %20'lik gruba da diyabet cerrahisini uygulayabiliyoruz. Çünkü diyabet cerrahisinde yapılan işlem obeziteden farklı bir işlem. Orada bağırsaklarla ilgili bir kısım yer değiştirme işlemiyle diyabeti ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Pankreas üzerine bir kısım enzimleri aktive ederek diyabeti ortadan kaldırıyorsunuz. O nedenle vücut kitle indeksi 25 ile 30 arasında da biz bu ameliyatları yapabiliyoruz diyabet cerrahisini. Ameliyattan hemen sonra insülin kullanımı bırakılabiliyor mu? Ameliyattan hemen sonra sadece insülin kullanımı değil. Ameliyattan sonra hastalar şeker hapı da kullanmıyorlar. Yani herhangi bir şekilde hap da kullanmıyorlar. Evet. Hastalar buradan çıktığı andan itibaren tamamen şekerleri diyabetten kurtulmuş halde çıkıyorlar. Fakat tabii bir kısım kriterlerimiz var. Her hasta tip 2 şeker ameliyatı olamıyor. Bunun olabilmesi için pankreastaki üretilen insülin hormonu ve ondan bir önceki bir hormonumuz daha var. C-peptit dediğimiz bir hormon daha var. Evet. Onun miktarı hem açlıkta hem de toklukta bizim istediğimiz seviyede olması lazım. Yani açlıkta üretilen hormonun bir yemekten bir saat sonra alınan kanda en az %40-50 artış gösteriyor olması lazım. Aktive oluyor olması lazım. Bunu eğer karşılıyorsa tip 2 şeker hastaları kullandıkları iğneler ya da işte ilaçlara rağmen tedavi olamıyorlarsa bizim için genel ameliyata aday hastalardır. Ve %90'ın üzerinde bu hastaların şeker hastalığı ortadan kalkmakta. Sadece bundan ortadan kalkmıyor. Tip 2 diyabetli hastalardaki hipertansiyon %95 oranında ortadan kalkıyor. Bu yani tansiyon birlikte. Haplarından da kurtuluyorlar. Evet, genel her şeyden tamamen kurtulmuş oluyorlar. Tamamen sağlıklı bireyler haline gelebiliyorlar. Ya bu insanlar gerek obezit hastaları, gerekse şeker ameliyatıyla şekeri kalkan hastalar belli bir süre sonra istedikleri her şeyi küçük porsiyonlarda yiyebiliyorlar. Kısıtlamalar da ortadan kalkıyor tamamen. Mükemmel. Sevgili Bilge, hayatında neler değişti son olarak? Bunları izleyicilerimizle paylaşır mısın? Çok güzel şeyler değişti. İlk 1,5 ayda 20 kilo verdiğimde kendime dedim ki üstünden bir damacana yük gitti Bilge, evet, dedim. Evet, kesinlikle. Yani gerçekten muazzam bir olay. Yani bacaklarımdaki ağrıların gittiğini hissettim. Ayak bileklerimde gerçekten çok ağrılar vardı. Evet. Bu kadar genç yaşta ağrılarımın olmasına gerçekten çok üzülüyordum. Bunların azaldığını gördükçe zaten insan motive oluyor. Daha çok hırslanıyor. Bedeniniz küçülüyor. Yani elbise giymeye başlayabiliyorsunuz. Çok keyifli gerçekten. Gerçekten çok keyifli bir şey. Şimdi 3. ayımı doldurdum. Yani 40 kiloya ulaştım. Daha da verecek mi? Bir damacana daha gitti diyorum Bilge üstüne. Bir damacana daha gider mi? O kadar kalmamış ama. Şimdi şöyle, bu hastalarımız genelde fazla kiloların %80-90'ını vermiş oluyorlar evet. zaten. Bir de bu ameliyatta hani ben kilo veremiyorum diye bir şey yok. Bu ameliyatta siz isteseniz de istemeseniz de harika. 15-16 ay civarında sizin kilonuzu verdiriyorlar. Hı hı. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle son dönemde gazetelerde, televizyonlarda bu hastalıklarla ilgili bir kısım kötü şeyler çıkıyor. Ölümlerle ilgili bir kısım haberler çıkıyor. Bununla ilgili de birazcık bahsetmek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi yapılan araştırmalar obezitenin neden olduğu hastalıklar, yandaş hastalıklardan baktığınızda ölüm oranına, obeziteden ölüm oranı normal hastalıklardan ölüm oranından daha fazla, %9 daha fazla. Evet. Dolayısıyla bunda ameliyattan bahsediyorum, cümleyi yanlış kurdum, özür dilerim. Ameliyat olanların ölüm oranıyla yandaş hastalıklar nedeniyle obezitenin ölüm oranı arasında 9 kat daha daha fazla kat var. Evet. Yani dolayısıyla bu hastalar obezite ameliyatıyla birlikte yaşamlarına yaşam katıyorlar.
Doğru. Bunu o şekilde belirtmek lazım. İkincisi, ölümle ilgili gene bahsetmek gerekirse, hastayla ne kadar yakın ilişki içerisinde olursanız, ameliyat sonrasında, ki biz şey diyoruz, hani Katolik nikahı vardır, bir kere evlenirsiniz ve bir daha boşanamazsınız. Bizim de hastalarla ilgimizde bütün hastalarımız öyleyiz. Evet. Ameliyattan sonraki dönemde çok yakın ilişkiyle biz arıyoruz, onlar arıyorlar. Ekibimizden herkes arıyor. En ufacık bir sıkıntıda mutlaka geri gelmelerini istiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Komplikasyonu ne kadar erken yakalarsanız hayatı hastanın ortadan kalkmadan tedaviyle siz ölümü engelleyebilirsiniz. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Yani ameliyattan korkmak yerine obeziteden korkmak daha mantıklı bu durumda. Evet. Çünkü ameliyat bu işin tedavisi sonuçta. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bilge, çok samimiyetle hikayeni bizle paylaştın. Ben çok teşekkürler. Ederim. Hocam çok değerli bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent Doktor Hasan Ofluoğlu ile obezite cerrahisini konuştuk. Hala bu konuyla ilgili sorularınız varsa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz.